When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Şu an Yamaha'nın 125 cc'de çok şekil, çok güzel ama parçaları da bir o kadar pahalı olan ve birçok motovloggerın yerin dibine soktuğu, yok şöyle kötü, yok böyle kötü diye hani yere göğe sığdıramadığı kötülükte R125'te beraberiz. Hani açıkçası ben buna biraz kuruldum mu? Evet kuruldum. Çünkü neden? Abi adam ne kadar güzel motor yapmış. Şekil güzel, şemal güzel, gidiş güzel ama bunu böyle yerin dibine sokmaya gerek var mı? Tabii ki de yok. O yüzden başta bunu bir kurulmuştum, başta bunu bir söyleyeyim dedim. Ondan sonra hemen motorumuzun incelemesine geçelim. Bu arada arkadaşlar şurada da bir tane CBR125 görüyorsunuz. Hatta onu da şöyle göstereyim size şimdiden. Burada bir CBR125'imiz. Burada da Gixxer var. Bunu saymayalım. Şu an hani onunla bir işimiz yok. Bugün hem bunun incelemesini yapacağım hem de bununla kıyaslama videosunu çekeceğim. Çünkü bu videonun altına eminim ki CBR'la da bu motoru kıyasla diyenler olacaktır. Şimdi lafı da fazla dolandırmadan motorumuzun teknik verilerinden ben size bir bahsedeyim. Motorumuz yaklaşık olarak 15 beygir ve yaklaşık olarak 12,5 Nm tork üretiyor. Hızlanması, gidişi falan güzel. Biz şu an Kartepe Özdilek'teyiz ve buraya gelene kadar enteresan bir şekilde R125 CBR'dan daha hızlı geldi. Ya da bunu söylesem miydim, söylemesem miydim emin değilim. Neyse bu da ufaktan bir spoiler olsun. Bir tık daha sanki CBR125'ten daha iyi gidiyor. Onun dışında teknik verilerle sizleri boğmaktansa aslında motorun biraz sürüş deneyiminden bahsetmek istiyorum. Ama inceleme videosu yapıyorsak da teknik verilerden bahsetmemiz lazım. Ön lastiğimiz 100, arka lastiğimiz 130. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Ön lastiğimiz 100, arka lastik 130. Lastik konusunda CBR125'te birebir aynıyız arkadaşlar. Hani o motorumu alayım, bu motorumu alayım düşüncelerinde. İki motoru da alsanız edeceğiniz lastik masrafı aşağı yukarı aynı olur. Motorumuz tek silindir. 6 vites. 6 vites olması güzel. Ayrıca motorumuz su soğutmalı. Yani böyle eli yüzü düzgün, standart 125 cc kategorisinde hani şekil bir makine arıyorsanız tam alabileceğiniz bir makinedir. Gayet güzel bir motor bloğuna sahip ve motor bloğu oldukça uzun ömürlü. Hani ben bununla kolay kolay motorunu yedim. Yok işte kol çıkardı, krank kırdı, yatak sardı muhabbetlerini bu motorda fazla ben duymadım. Onun dışında daha neyden bahsedebiliriz? Size göstergesini göstereyim arkadaşlar. Çünkü bunlarda kaç modelden sonra gösterge böyle olmuş Kerem? 14'ten sonra göstergemiz bu kadar güzel oldu. Yani göstergede ne ararsanız var. Burada mesela ısı göstergesini görüyorsunuz. Bu tarafta benzin göstergesi. Aşağıda toplam kilometre. Onun altında ben biraz yanaşayım bu arada. Onun altında saat. Sol tarafta devir saati. Yapmış olduğumuz sürat. Onun dışında anlık tüketim, ortalama tüketim bunların hepsini gösteriyor. Yani bu göstergenin tek eksiğine vites göstergesi diyebiliriz. Onun dışında aman aman da bir eksiği yok. Gidonda da her şey alıştığımız yerinde. Sinyal burada, korna burada. Honda bunun tam tersini yapıyor biliyorsunuz bazı motorlarda. Selektör düğmemiz burada, uzun kısa burada. Bu tarafta da aç kapa düğmemiz, altında çalıştırma düğmemiz ve ayrıca info düğmesinden de yol bilgisayarını, yani yol bilgisayarı diyebileceğimiz şeyle oynayabiliyoruz. Bakın mesela ben şu an buradan basıyorum ve gösterge de değişiyor. Zaman oraya koymuş. Gayet de güzel olmuş. Ve depoyu da göstermişken benzin hacminden de bahsedelim. 11,5 litre benzin alıyor. Ama bu benzini biraz çabuk bitirebilirsiniz. Tabi bu sizin kullanımınızla alakalı olan bir şey. Şimdi ne yapalım? Motorun üstüne binelim. Motoru sürelim, deneyelim. Bakalım nasıl gidiyormuş. Çünkü ben biraz ağır olduğum için bakalım nasıl gidecek. Hepsini deneyeceğiz birazdan. Motorun üzerinde görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar bu videoya başlamadan önce çok yakın bir dakikada hikaye paylaşmıştım. Dedim ki R125'le ilgili merak ettiklerinizi sorun, onları cevaplayalım. Şimdi hemen o sorulara bakalım arkadaşlar. Onlara da cevap verelim. Şöyle görüyorsunuz soruları. Ama ben göremiyorum şu an. Dur bir saniye. Şöyle yapalım. Parçaları çok pahalı olduğu için vitesi yeni geçecek olan birisi için yanlış tercih olur mu? Bence olur. İkinci soruya bakalım. Alınacak bir şey değil mi? Yani tercihe göre değişir. Ondan sonra yakıt gidiş alınır mı? KM kaçken alınır? Aslında arkadaşlar kilometrenin fazla bir önemi yok. Makinenin kondisyonu bence çok daha önemli. Ondan sonra sele yüksekliği ve yakıt sarfiyatı en önemlisi top speed. Top speed deneyemeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yol çok kalabalık. Ama sele yüksekliğini motorun üstüne bindiğimde göstereceğim.
Ondan sonra benzin deposu oynuyor mu oynamıyor mu? En merak ettiğim şey. Bindiğimde bakacağım arkadaşlar. 0-100 kaç saniye? Ona da bakarız. Başlangıç olarak ideal mi demiş? Başlangıç olarak bence ideal değil. Çünkü granajlı makina. Bence hani granajlı bir şey tercih edilmese çok daha iyi olur. Ondan sonra başlangıç motor olarak alırım, aynı soru. Bence olmaz. Fiyatı çok pahalı, evet. Birinci viteste hızı kaç? Bakacağız arkadaşlar. CBR 125 ile bazı yönlerini karşı... Arkadaşlar bunun videosunu ayrıca çektik. Çektik demeyeyim, çekeceğiz ve kanala gelecek. Sürüş hissiyatı nasıl? Motorun üstünde bahsedeceğim. Yakıt bahsedeceğiz arkadaşlar. Oturuş pozisyonu direkleri kadar kötü değil bu arada. Hani boyla da alakalı biraz ama bence o kadar da aman aman kötü değil. Yani en azından bir Hyosung GT250 kadar kötü değil. Egzoz kaç santim demiş. Troll bir soru sormuş. Geçelim. O kadar çok incelendi ki her şeyin ezberlik başkanı ama senin anlatımından izlemek başka olur. Eyvallah, Allah razı olsun. Birazdan motorun üstünde çok daha detaylı anlatacağım. Kaç basıyor? Bakacağız. Ve arkadaşlar şimdilik diğer soru soran arkadaşlar kusura bakmasın, videoyu çok fazla uzatmayalım. Ayrıca sorularınızı videonun altına sorun, oradan cevaplayalım. Ben şimdi motorun üstüne geçiyorum. Motorun üzerinde görüşmek üzere. Ha, motorun sesini dinletmedik. Hemen motorun sesini dinletelim. Motorumuz boşta. Boş ışığı niye yanmıyor şu an? Motor şu an boşta değil. Berkan boşalsana motoru. Ha tamam. Demin değildi ama. Debriyaja niye basıyorsun? Ne olur ne olmaz. Lan bırak bırak. Sesine bakalım. Ses bu şekilde. Daha da fazla durduğu yerde gaz vermeyelim. Hemen motorun sürüşüne geçelim. Yolda zaten duyacaksınız arkadaşlar da. Bu ayna çok acayip duruyor ya. Şimdi. Motorun oturuş pozisyonu değildi. Ayna pozisyonu çok tuhaf geldi gözüme. Bir şey soracağım. Bu bunun orijinal aynaları mı? Abi çok böyle acayip duruyor ya. Neyse. Şimdi gidonumuz aşağıda. Zaten hani makina değişik kategorisinde olduğu için Yamaha'nın çok sert bir tasarımına maruz kalmış. Hakikaten gidon çok fazla aşağıda. Yani şöyle söyleyeyim. Bir 600'lük 1000'lik racing gibi değil de daha çok böyle, yani tarifi biraz zor. Sport touring ile racing arasında kalmış bir oturuş pozisyonuna sahip. Onun dışında ayağımı şöyle göstereyim. Ayağım yere tam basıyor. Dizim biraz kırılıyor. Benim boy 1.81. Yani şöyle söyleyeyim. 1.70'e kadar rahatlıkla ayak yere basar gibi görünüyor. Ama 1.70'in altına inildiğinde tabii ister istemez topuk yukarı kalkar. Ona yapacak bir şey yok. Diyelim. Şimdi yola çıkalım. Bayağı da bir trafik var ama hadi bakalım. Beyler birazdan geliyorum. Debriyaj çok kötü lan. Onu bozdurmayacaktım. Evet. Şimdi şu Özdilen otoparkından bir çıkalım. Adapazarı istikametine doğru bir gazlayalım. Ve inşallah kamera açısı güzeldir. Çünkü en son GSX-R'a göre ayarlamıştım. Şuradan, aralardan. Şimdi videonun başında bir şey söyledim. O söylediğimden dolayı tepki yiyeceğim, farkındayım. İşte bazı motovloggerlar motoru yerin dibine sokuyorlar şöyle böyle diye. Ya arkadaşlar hakikaten bu motoru yerin dibine sokmaya gerek yok. Abi motor o kadar kötü bir motor değil. Hatta motor kötü bir motor değil arkadaşlar. Bence gayet de parası olan için alınabilir bir motor abi. Şekil güzel, şemal güzel, oturuş güzel, gidişi falan fena değil. Bence güzel yani makina. Şöyle bir gidişine de bakalım. Ya tabii şimdi gidiş konusunda motorun şu anki performansınızı yanıltmasın. Çünkü ben 122 kiloyum. Bu motorun üzerinde zayıf bir insan olduğu zaman hakikaten bunun gidişi insanı 125 cc kategorisinde tatmin eder. Ama şimdi benim kilomda da yapacak bir şey yok. Böyle biraz daha gaz açalım. Yani şu an böyle bir yanılardı yani. Oo, polis. Polis mi var orada? Yo, orayı niye kapatmışlar? Ha, karşıya dönüş kapatmışlar. Sıkıntı yok. Zaten ben ileriden Elimsan'la oradan geri döneceğim. Polis yok değil mi ya? Bir emin olamadım. Egzoz var çünkü motorda, ceza yemeyelim sana. Sürüş hissiyatı nasıl? Arkadaşlar motorun sürüş hissiyatı, dizlerimizi tuttuk, ayak parmak uçlarımızla bastık. Kendimi de biraz geri attım. Kollarımı da kırdım. Evet şu an, yani şöyle örneklendirmek gerekirse bir Honda 600F, CBR 600F tadı geldi. Sürüş pozisyonu açısından. Yani sürüş hissiyatı
kullanabileceğiniz en sert 125'lik, ama zor mu derseniz değil. Çünkü neden? Hani tamam, yanlış bir oturma pozisyonudur ama abi bunda böyle kazilet gibi de gidersin istediğin zaman. Ama normal oturuş pozisyonu bu. Yattığın zaman da güzel. Ha, cam çok ufak oluyor. Ona yapacak bir şey yok. Camımız ufak. Ama onun dışında fena değil. Hoppa. Şimdi soluna geçeceğim de sollayabilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi bu yolun dönüşü rampa aşağıya. Ben orada deneyeyim. Hani benim için ardın olan o olur. Motorun gerçek performansını merak ediyorsanız arkadaşlar, bu videodan sonra CBR 125 vs R 125 videosu yaptık. O videoda yakında kanalda olur. O videoda göz atmanızı tavsiye ederim geldiği zaman. Orada çünkü iki sürücü de eşit kilo da olacak. Ben kullanmayacağım orada motoru. O zaman motorun nasıl gittiğini çok daha detaylı görürsünüz arkadaşlar. Ama bu dönüşte de ben top speed deneyeceğim. Onun dışında yakıt ne kadar yakıyor, işte yakıt tatmin eder mi, çok mu yakıyor diye soranlar da var. Yani bence bu motorun yakıtı insanı üzmez ya. Yani sonuçta 125'siz tek silindir abi. Zaten ne canı var ki makinenin. Ortalama 3 litre en fazla, en baba 4-4.5 falan yaktırırsın. O da yani bak, böyle gitmen lazım hepsi. Kesici kesici gitmen lazım. Anca öyle. Onda bile hani bu kadar da yakmaz hani. 5-5.5 yakmaz tahminimce. Ki sahibine sordum. O da tam olarak yakıt hesaplaması yapmamış hiç. O da tam olarak bilmiyor. Ve onun dışında şuna da cevap vereyim. Gerçi karşılaştırma videosunda bunları hep anlattım. Anlatacağım yani, izleyeceksiniz daha doğrusu ama. Bundan başlangıç motor olur mu? Bence olmaz abi. Neden? Hani aşırı bir gücü var, öyle sürüş pozisyonu zor falandan dolayı değil. Abi sen bu motoru yeni başlıyorsan, ki hiç tecrüben yoksa bir de, hani ufak bir kaza yaptın diyelim, motoru devirdin, sana bir şey olmadı. Ama motordan çıkan masraf senin o kadar canını acıtır ki, ve ondan sonra dersin ki keşke granajlı makine almasaydım. Hani bu CBR 125 için de geçerli ama bu motorun, yani R125'in parçaları ekstra daha pahalı. Bundan haberiniz olsun. Hani başlangıç olmaz granajlı motordan dememin sebebi motorun aman aman gittiği için değil. Hani düşürdüğün zaman çok fazla cebin yanıyor bundan dolayı. Şimdi yeşil yansın ileride. Kalkış, top speed, 0-100, işte her viteste kesici falan, bunları deneyeceğim. Bunları net bir şekilde göreceğiz. Ha bir de şu var, bu motorlara bu kadar para verilir mi? Ya arkadaşlar bakın, bu da mantıksız bir şey. Zaten ehliyeti yeterli olan adam buna bu kadar parayı vermez. Adamın ehliyeti yetmiyor, adamın A1 sınıf ehliyeti var. Mecbur bunu alıyor abi, ne alacak? Parası da var diyelim. Granajı da makine istiyor. Gidiyor R125 alıyor. Ehliyetini yükselttiği zaman işte 250'ye geçiyor, 500'ye geçiyor. Hani o yüzden ona o kadar parayı veren salaktır ya. O motor şöyle kötü, o motor böyle. Abi öyle bir şey yok. Her malın bir alıcısı var. Ama gerizekalı mı? Bu motorun bu kadar işte kaliteli, oturuş pozisyonu güzel, blok sağlam, şekil şemal yerinde böyle bir motor üretmiş. Yamaha'nın da amacı aynen az önce bahsettiğim gibi, ehliyeti yetmeyen adamı düşünmüş, A1 sınıfı ehliyeti olan adam buna binsin demiş, bunu üretmiş. Keza aynı şey R25 için de geçerlidir. R25 alıyorsan, hani mesela benim ehliyetim bütün motosikletleri kullanmaya yetiyor. Ben gidip R25 niye alayım mesela, gidip sıfırını 32-33 bin lira para vereyim, o paraya daha ne motorlar alırım. Ama alacak kişinin A2 sınıfı ehliyeti varsa, yeni yasayla çıkan A2 ehliyeti varsa, adam mecbur abi bunu almaya. Ne alacak? Ya onu alacak, ya gidecek CB125 alacak Honda'dan, ki CBR'ların sıfır artık kalmadı. Honda'nın CBR500'ünü alacak. Yani bu tercihlerden bir tanesini yapacak ama piyasaya bakarak da en çok tutulan makine nedir? R25. Ne yapıyor? Herkes gidiyor R25'e yöneliyor. Ehliyeti olmadığı için. Ha ehliyeti yeten adam alamaz mı? Alır, ki ben de aldım zamanında. Ve düşüneceğim şuydu. O anki bütçemle işe gidiş gelişlerimde az yaksın. Makine keyif versin. Uzun yolda da nispeten tatmin etsin. Ve kafam rahat olsun düşüncesiyle ben de sıfırını aldım. 7-8 ay bindim, sattım. Ha, bu mantıkla da alınabilir. Ama benim aldığım dönemde sıfırı 16 bin liraydı. Ben 16 bin liraya almıştım. Ha, o zaman da 16 bin liraya 4 silindir eski makine alınmıyor muydu? Alınıyordu. Ama ben yakıtından dolayı az yaksın. Hani R25 çok yakıyor falan demeyin. Da bu ışık yanmayacak herhalde ha. Hani R25'in neresi az yakıyor falan da demeyin. Basmadığınız takdirde, yani 120-130 bandında giderseniz 4 litre, 4.5 litre en fazla ortalamayla gidersiniz. Ama ben motorun canını alacağım derseniz abi, o motor yakar. Aynı şey bunun için de geçerli. Sakin gidersen, yani sakin dedim, 100 ile git abi. 100 ile gittiği zaman motor yakmaz. Ama motorun son limitlerini zorlarsan tabii ki de bu motor yakacak.
Hatta dur bakalım. ...2.7 diyor da yanlış ölçüyor büyük ihtimalle. Bunun tam fazla nasıl ölçtüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Ortalama hızımız 28'miş. 36. Ha, 1 litre ile 36 kilometre gidiyor. Yani ortalama 3 litre falan, 100 kilometrede şu anki kendi bilgisayarının söylediği. Öyle yani arkadaşlar, genel olarak merak ettiğiniz şeyleri cevapladım. Motoru bildiğim kadarıyla, dilimi döndüğü kadarıyla anlattım ve tekrar söylüyorum. O motor alınmaz ya, çok kötü ya, şöyle ya, böyle ya, işte bu motor alan salaktır ya falan diyenlere itibar etmeyiniz. Her motorun bir alıcısı vardır, her motor güzeldir. Ha, o motor senin tarzına hitap etmiyorsa o motoru sen videonda yerin dibine sokma kardeşim. Sen o zaman o motoru yerin dibine sokma. Bu yanlış bir şey, bence yanlış yani. Oh. Çünkü şöyle de bir şey var, ya bundan alacak değil. Elinde R25 olan, R25 sahibi insanlar var. E ne oluyor? Senin videonu gördüğünde adam morali bozuluyor. Ya bak adam benim motoruma neler demiş. Abi kötü değil ki motor. Senin tarzına hitap etmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Her araç, her ürün, her eşya herkesin zevkine hitap etmez. Motosiklette böyle bir şeydir. Bu motor benim zevkime göre güzeldir, senin zevkine göre kötüdür. Onun dışında piyasası arkadaşlar, motorun mesela çok farklı. Atıyorum 7000 liraya da bulursun, 20000 liraya da bulursun. Model, kilometre, bakım, ABS, her şeye göre bunlar değişiyor. O yüzden net bir şey söyleyemem. Söylemek istesem de aklınızı bulandırmış olurum. Gerek yok. Ama yeşil artık yan, artık yan. Keşke gidip bir arka ışıklardan döneydim ya. Şimdi geri varmıştım. Yanacak gibi hissettim. Aa, o taraf durdu. Kesin bize yanacak. Vallahi yandı. Şimdi arkadaşlar hiç durmayacağım. Kapanabildiğim kadar kapanacağım. Her viteste kesici ve bakalım ne yapacak. Bir kesici, iki kesici, üç kesici, içine girmemişti bu arada tam. Dört kesici. Hani şanzıman oranlarını merak edenler vardı, vites oranlarını görsünler şu an. Şu an 5'teyiz. 5'te daha kesiciyi göremedik. Attım 6'ya. Ben daha da fazla kapanamıyorum arkadaşlar. Olan biten bu. Yedi. Herhalde 130'u görecek. Evet, görecek, gördü. Ama şu an hani rampa aşağı gidiyoruz. Çok da fazla aklınızda bir şey canlanmasın yani. 132. 33. Oo, çok güzel. Hadi. 35'e bırakacağım. 5, tamam. Zaten kamyon var, fazla zorlamayalım. Makinenin 122 kiloluk bir insan üstündeyken top speed'i 135 arkadaşlar. Ama rampa aşağı iniyorum. Hani yanlış bir şey canlanmasın aklınızda. Ufaktan videomuzun sonuna gelelim. R125 ile ilgili benim düşüncelerim bunlardı. Tercih edilir mi edilmez misin artık size bırakıyorum. Hani ABS sınıfı ehliyetim vardır, param vardır, al. Hani düşürdüğünde, devirdiğinde yaptırabilecek bütçem vardır, al. Sana bir şey diyemem. Ama onun dışında CBR125'in bu mu derseniz, onun videosunu da arkadaşlar bir aksilik olmazsa bu videodan sonra kanala yüklerim. Orada çok detaylı bir karşılaştırma yaptık. İşte hangisi daha iyi gidiyor, hangisinin teknik özellikleri daha yüksek, hangisi şöyle, hangisi böyle, hepsinden bahsettik. O videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar diyelim. Henüz hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, onun dışında abone olduysanız bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Onun dışında aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmından belirtin. Ayrıca farklı yorumlarınıza da açığız motorla alakalı. İşte şurası kötüymüş, burası kötüymüş, iyiymiş, niye şurasından bahsetmedin diyebilirsiniz. Hem motorun sahibi de cevap verir, hem ben de cevap veririm. Videonun altına yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Abi şu bisikletlerle böyle grup halinde uzun yol gitmeyi o kadar istiyorum ki ya. Ama şu bisiklet kaza yapmış ha. Oo, kötü. Vallahi kaza yapmış, kötü. Herhalde onun şeyinde hastaneye falan kaldırdılar diyeceğim ya da minibüs falan takip ediyorsa o almıştır. Neyse ya.
Neyse böyleydi arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Umarım merak ettiklerinizi cevaplamışımdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Ali 125'ten de bu kadar olsun. Sesini de şöyle bir kez daha duyalım. Sesi de bu şekilde. Diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Başka videolarda, başka motorların üzerlerinde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.